Merhaba dostlar. Şu anda Antalya Saat Kulesi'ne doğru gidiyorum. Saat Kulesi Antalya'nın önemli sembollerinden birisi. Kale içinin kalbinde bir kule yükselir. Tarihi geçmişi gökyüzüne sığmaz. Antalya'nın simgesi zamana meydan okur. Saat Kulesi'nin hikayesi her taşında saklanır. Yüzyıllardır şehri izler, sessizce durur. Her saniyeyi titizlikle dakikalarca korur. Güneş batarken gölgesi uzanır sokaklara. Ay ışığı altında parıldar taştan duvarları. Şu anda Antalya Saat Kulesi'nin önündeyim. Saat Kulesi hakkında bilmediğiniz bütün ayrıntılar bu vlogda. 1901 yılından beri şehrin zamanını tutan bu kule sadece bir saat olmanın ötesinde Antalya'nın tarihi, kültürü ve sosyal yaşamının da önemli bir parçasıdır. Saat Kulesi kimin zamanında niçin yapılmış? Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. 9. yüzyılda Bizanslar tarafından inşa edilen kule, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de şehrin surlarının bir parçası olarak kullanılmış. 1901 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından Saat Kulesi'ne dönüştürülmüş. Kulesi'nin mimari yapısı hakkında neler söyleyebiliriz? Beşgen kulenin üzerine kare şeklinde bir yapı eklenerek saat kulesi meydana gelmiş. Yapının her cephesine bir saat yerleştirilmiş. Bu saatlerden bir tanesi 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Alman İmparatoru'nun hediyesiymiş. Alman İmparatoru Abdülhamit'e toplamda 25 saat hediye etmiş. Günümüzde yurt içinde ve yurt dışında Abdülhamit'in iktidarının 25. yılı anısına yapılmış birçok saat kulesi vardır. Yıldız Saat Kulesi, Dolmabahçe Saat Kulesi, İzmir Saat Kulesi, Çanakkale Saat Kulesi, Tokat Saat Kulesi, Bursa Tophane Saat Kulesi, Kayseri Saat Kulesi, Çorum Saat Kulesi, Gümülcine Saat Kulesi, Trablus Saat Kulesi, Kudüs Saat Kulesi bunlara örnektir. Hatta ve hatta İsrail ve Batı Şeria'da dikilmiş 7 saat kulesi vardı. Safed, Akka, Nasıra, Hayfa, Nablus ve Yafa'daki saatler bugün hala çalışır durumdadır. Saat Kulesi'nden yapmış olduğum yayın da burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.